Biri 88, biri 82 yaşında. Şükriye Emin çifti. Onlar yıllar, bak nasıl gülüyorlar. Yıllar önce aslında evlilermiş. Ama boşanmışlar ve yıllar sonra tekrar evlenmişler. Nasıl olmuş bu iş? Bu arada Emin amcam pek rahat durmamış. Onu da söyleyivereyim ama bir görüntüleri izleyelim. Devam edelim, tanıyalım onları. Biri 88, diğeri 82 yaşında. Ayrılmayalım da. Ayrılmayalım. Böyle aşk ne görüldü ne de duyuldu. Kavgamız yok, gürültümüz yok. Emin dede ile Şükriye nine yıldırım nikahıyla evlendi. Emin Leyla'yı eş olarak kabul ediyor musun? Ediyor. 50 yıllık bir aşk hikayesi geliyor şimdi ekranlara. Emin amca 88 yaşında, Şükriye teyze 82 yaşında. Bundan 50 yıl önce evlenmişler, çoluğa çocuğa karışmışlar ama sonrasında ne olduysa yolları ayrılmış ve yıllar sonra tekrar kavuşmuşlar ve geçtiğimiz haftada yeniden nikah masasına oturmuşlar. Şükriye Özü eş olarak kabul ediyor musun? Kabul edeyim Allah aşkına. Ben de sizlere karı koca olarak ilan ediyorum. Biraz da kocasız, zaten ama. Emin dede ile Şükriye nine yarım asır önce köyde tanışmışlar. Evlenip İstanbul'a gitmişler. Bir de kızları olmuş. Zaten köyde baraba büyüdü. Ayrı gayrımız yok ki baraba büyüdüğümüz bir güzel. Köyde takılamazsın, edemezsin. Birbirimizi gördük, eğlendik, İstanbul'a gittik. İstanbul'da beraber durduk. Bir sene sonra çocuk olduk, kız olduk, bir kızım. Her şey yolunda gidiyor derken erkek çocukları olmadığı için Emin dede Şükriye nineden ayrılmak istemiş. Tabii bu Şükriye ninenin iddiası. Çünkü Emin dede bunu kabul etmiyor. Bu şimdi kötülük yapmaya başladı. Ayrıldım, bu beni evlenmeye kalktı. Benim oğlum olmadı, bir kızım oldu. Bir kızım oldu, benim oğlum olmadı. Oğlu olmadı deyin evlenmeye kalktı, bu beni dövmeye kalktı. İşte o öyle diyor ama ben buna razı değilim yani. Neden? Çünkü ben Nuri'yi hatırlayan. Çünkü benim oğlum olmadı. O olur gösterdi. Kızın olduğu yerden oğlan da olur. Niye ayrıldığımızı bilmeyeyim. Boşandıktan sonra Emin dede başka bir evlilik yapmış. Ayrıldık, boşandık. Boşandık da yine aynı yerde durduk beraber. Durduk beraber. Ben karıyla oturdum, o da evde oturdu. Üstünde karıyla oturdu, altında ben durdum. Durduk beraber. 30 sene durduk beraber. O iki kere evlendi üstüme. Emin dedenin Şükriye nineden sonraki iki evliliklerinde erkek çocukları olmuş olmasına ama iddiasına göre o zamanki eşleri çocukları ondan kaçırmış. Benim çocuklarım oldu. Anne kardılar aldı gitti. Ben de bırakmadılar. Bu yaşlı değil bırakmadılar. Heh. Geldi. Kaz geldi. İki çocuk oğlan etti bak. Beni bıraktı gitti. Hiç kavgamız olmadı. Ben de ta oraya oğlanları bile görmeye gidemedim. Çünkü babalık var, nasıl gideyim? Nasıl o şu anda yoklar, onlar da gitmişler bile. Oğlanlar bana merhaba diyen yok. Ne bakıyor dedim. Emin dede kadınlar benim peşimi bir türlü bırakmadılar diyor. Ben karının peşine düşmüyorum, onlar geliyor bu. Ben geleceğim sana, senden duracağım. Onlar haber alıp geliyor, evleniyorlar ben. Bir çocuk, iki çocuk gidiyorlar. Emin dede Şükriye nineden ayrıldıktan sonra iki evlilik yapıp mutluluğu bulamayınca tekrar Şükriye ninenin kapısını çalmış. Ben bunu gördüm ki yalavuz kalmış, evlenmemiş benden ayrıldıktan sonra. Ben de gelsin kızıyla dursun diye gittim ona. Gel ben, benimle duralım dedim. Geldi, araba durmuyor. Ben de gittim, nikah ettim. Başka çare yok. Daha yeni taze gelin, taze damatsınız. Çünkü ben karıyla ilgim kalmadı. O hayana sevindi ki ben ev buldum kendime diye. Evet. Bakın Emin dede neden şikayetçi? Ondan geçiremeyim fazla. Çok konuşayım biraz. Gelirdi, ağzı gelirdi. Az sonra bir daha soruyor, az sonra bir daha soruyor. Ben istemeyeyim bunları. Günleriniz nasıl geçiyor? Çok iyi. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. İşimiz yok. İşimiz yok. Hep oturayım. Ne yapayım? Bu arada oturayım. Bunun bir işi yok. Bana bir kötülüğü yoksa otursun benimle. Başka yok. Hani sevişme yok. Ahlakım da kalmadı. Yok.
Bu evlenmiş olsaydı yanına varmazdım kafeye. Ben evlenmedim. Ben babamın yerine ev yaptırdım. Orada oturuyorum. Bekledim. Beni sokmazsan mutlu. İyi. Mutluyum yavrum. Evet. Başka bir halimiz yok. Kavgamız yok, gürültümüz yok. Mutluyum. Seviyorum. Seviyorum, iyi. Biz beraberik şimdi. Beraber olduk. Ayrılmayalım. Kıskanç mısın Emin dede deyince bakın nasıl cevap veriyor. Kıskançlık çok bende. Ben karımı bir başkasıyla konuşur da görsem bir tane almam. Bu böyle yapamam. Bu esas. Şimdilerde aralarındaki aşk dillere destan. Seni seveyim. İlk günkü gibi çok seveyim. Sen benim karımsın eskiden beri. Evet. Ne yapabilirim? Seninle durmak zorundayım. Başka ne yapabilirim? Afiyet olsun, afiyet olsun. Eline sağlık, sağ ol, var ol. Afiyet olsun, ye, iç. Emin dedenin en büyük zevki ise örgü örmek. Bu bir kuşak. Kuşak, belimize mi bağlayacağız? Ha, bele bağlamaya. Üzücük abicik gibi. Ama 88 yaşındasın, görüyor mu gözler? Hem de abi. Eller de çalışıyor bir tarafta. Ellerim sağlam değil mi? Ellerim çok sağlam. Karılardan daha iyi yapayım. Hepsini. Karılar beğen yaptım mı yapamaz. Elim çabuktur. İhtiyar delikanlılara biz de ikinci baharlarında bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Ne diyeyim ya, Allah nazardan saklasın. Bu arada Giresun Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin bekliyormuş mekanlarını. Siz gidip belediye başkanına mı dedin Emin dedem sen? Beni ever mi dedin? Beni ever dedin, eski hanımla dedin. Niye dedin? Ben ne yapalım de onu nikah etmek zorundaydım. Niye bıraktın o zaman zamanında? Onu bilmeyeyim, gençlikte olmuş. Çok gençmişim. He, gençmişim. Ama sonra bir daha evlenmişim. Kıymetini bir daha, bir daha. Başka aldım ben de. Onlar da beni beğenmedi. Seni beğenmedi. Gittiler. Baştan görmediler mi seni? Görüyorlardı ama. Bir çocuk, iki çocuk bırakıp gittiler. Benden durmadılar. Sana bıraktılar. İki oğlum şimdi hala anasında. Bir şey söyleyeceğim. Bunun ağı tutmuş olabilir mi acaba? Onu bilemem. Onu bilemem. Çünkü Emin dedem sen şöyle bir şey yapmışsın. Ben doğru mu anladım? He. Sen şimdi ikinciyi almışsın. Şükriye teyzemin üstüne taşımışım. Üst katta mı oturdu? Ellerince. Belki evde otur, eski evde oturmuştur. O değil, sen. Yeni hanım alınca diyorum. Nerede oturdun? Şükriye teyzeden ayrıldıktan sonra. O Duruoğlu'nda oturdum. Evde değil. Değil. Evet. Sen alt katta. Yeni gelinle amcam üst katta oturdu mu? Evet. Nasıl kıydın sen bu kadıncağıza? Üzülmüştür. Üzüldün mü? Hemen yeni karıyla daha mutluyum ben. Bak ya. Evden. Eskide. Hemen yeni daha mutluyum. Niye gittin kadının tepesinde oturdun diyorum. Ev. Oradaydı. Ev oradaydı. Bu kız üzülür diye üzülmedin mi hiç? Bunu kim düşünüyor gençlikte? Gençlikte bunlar... Hayale beni gelmiyor. Pişman oldun mu sonra? İleride işte. Oldun, pişman oldun. Niye yapmışım? Ya. Yaptığımı bile hatırlayamadım. Ya. Yalnız Emin dedem sen bazı şeyleri pek güzel hatırlıyorsun da bazılarını hatırlarken sıkıntı oluyor. Acık yoksa vallahi cin gibisin maşallah. Allah'a şükür. Bak görüyor mu nasıl anlıyor hemen. Allah'a şükür. Peki sen öbür hanımları nerede buldun da evlendin hemen bu kadar? Millet bir tane bulamıyor. Ben de ona çok akıl edemeyim. Çünkü biri geldi, o bir çocuk, iki çocuk etti, gitti. Başkası geldi ben istemeden. Evet. Allah Allah. Nasıl sen istemeden gelebilir mi ya? Ben herkes tanıyor çünkü iyi diye. Ben hiçbir suçum yok. Olmadı. Onlar seni... Onlar baştan beni, çıkarttı onlar böyle. Onlar beni ayarlıyor. Sen demedin mi gelen kadına ben istemiyorum git diye? Diyemeyeyim, gençliğim var. Diyemeyeyim, gençliğim var. Evet. Kaç tane geldi böyle hanım?
4 tane. Ne diyorsun? Az değil ya, 4 tane. Az değil tabii. Emine evet. Amcam sen ne yaptın? Evet. Hepsi çoluk çocuk yaptı gitti ondan sonra seni bırakır. Bir çocuk, iki çocuk bırakıp gittiler. Kimi götürdü, kimi götürmedi. Çocuğunu. Ne yapalım? Sen çok mu zenginsin? Değilim. Nasıl bu kadar kadın? Ben hiç harcama yapmam. Pintiyim diyorsun. Pintisin. Pintiyim. Pintisin. Çok harcama yapmam boşuna. Boşuna. Altın mı altın taktın mı onlara? Allah bacaklar gitti benim. Yaşlılık çok zor. altın falan taktın mı onlara? Bilemem. Mustafa bana da bir sandalye getirsene annem çömü vereyim şuraya. Getir. Bu arada şimdi bir tane evlatları oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu Durmuş Bey de damadı. Ve şimdi kim bakıyor onlara? Damat bakıyor. Ama Durmuş Bey aman dikkat et. Dur bakayım. Şükriye annem acık da sen anlat bakalım ya. Ne anlatayım? Nasıl ayrıldınız siz? Niye ayrıldınız? Ben evin altında oturdum. Onlar üstünde oturdu. İki kere eğlendi üstüme. Eyvah. Karılar bıraktı gitti. Senin ağın tutmuş olabilir mi acaba? Ben gittim. Ondan sonra gittim babamın yerine ev yaptım. Ayrıldım. Ayrıldım gittim. Kızdın mı? Oraya ev yaptım. Ev yaptım. Yalnız duruyordum. Sen peki onlar yukarıda sen aşağıda ben nasıl aşağıda oldu? Çok durdum. Öyle kimse kimseye karışamaz. Köy kanunu var. Nasıl kanunmuş o? Köyde kimse kimseye merhaba karışamaz. Hayır ben sana karıştı diye demiyorum. Ama sen şimdi eskiyi bırakıp yeniyle üst kata taşınınca hani sıkıntı çıkmadı mı hiç? Yok. Çıkamaz. Çıkamaz. Köy kanunu herkes emri elinde. Nasıl bir kanun o? Hep size yarıyor o kanunlar. Biz ne yapacağız? Uğuna karışamaz köyde. Karıştın mı dayağı yersin. Bir şey söyleyeceğim. Biz buna karşıyız. Dayak falan yok. Yok köyde var. Köyde de olmasın, şehirde de olmasın. Köyde var. Biz ona karşıyız. Olmaz. Dayak falan yok. Bak biz böyle dersen kızarız. Bir de bak 88 yaşında görüyor musun? Ama bu zihniyetle büyütüldükleri için. Evet. Ama Emin amca şimdi yazık değil mi? Senden güçsüz birisine böyle el kaldırmak. Günah değil mi? İnsan insana nasıl vurur? Kafası kızdığı zaman adam adamı çekip vuruyor ya nasıl vuruyor? Ama o iyi bir şey mi işte? Değil. Bu da değil. Hırsızlığı yaramaz. Bu da değil. Sen Şükriye anneme yaptın mı öyle bir şey? Yok. Ben kötülük hiç haberim yok. Yaptı mı? Yok. Yapmam. Yok ben gözünden anladım. Sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Bütün beyler adına bence ondan bir özür dile. Hepimiz adına, hepimiz bütün kadınlar için. Özür dilerim Şükriye. Ama böyle ya. Ama pek güzel gülüyor Şükriye anne. Yok beraberiz. Birbirimize. Peki birbirinize aşık mısınız? Aşk var mı? Bunu bilemem. Nasıl bilemem? Kim bilecek? Aşkı bilemem. İnsan karısını sever. Aşk dediğimiz nasıl bir şey acaba? Ben ayrıldım, evlenmedim. Tamam mı? Daha ne desin? Bu da beni aldı. Ondan sonra. Evlenmediği için aldı. Kızımla durduğum için. Bir tane kızımız var. Biz. Nikah ettim. Damat da burada süper. Belediyeye müracaat ettim. Beni nikah etti. Sağ olsun. Ama evlenmiş olsaydı yanından bile geçmezdi. Ama sen evlenmişsin onun da hakkı. Sen evlendin. Sen nasıl evlendin? Onun da evlenmek hakkı artık ayrılmışsınız. Hakkı de mi ayrı? Evlenmemiş. Beni seviyor diye ben de. O seni seviyor ama sen maşallah. Hem seveyin. Hem üst kata bir de diyor ki benim haberim yok onlar geliyor. Öyle habersiz kadın kızması geliyor. Geldiler. Dört karı beni habersiz aldılar. Senin haberin yoktu alındığında. Aşkımız olmadı hiç. Aşksız aldılar. Aşksız aldılar. Sen imzayı atarken bakmadın mı yanındaki kim diye? İmzayı kim düşünüyor? Nasıl kim düşünüyor? İmzayı kim düşünüyor? İmza sonra da olabilir. Barabar olduktan sonra da olabilir. İmza... Düşünülmüyor. Bak Şükriye teyze de diyor. Allah'ım. Bir sanki devirde yaşıyor. Siz daha uyuyun bak. Evet. Buyurun. Bazı yerde kaçamak yapıyor cevaplarda. İşine gelmeyince söylemiyor değil mi? Bazı yerde kaçamak yapıyor işine geldiği gibi. Valla bence çok akıllı. Evet akıllı zeki. Duymuyorum diyor hatırlamıyorum diyor ama hepsini hatırlıyor bence. Maşallah kulağı duyuyor gözü görüyor hala. Sağlık durumu iyi. Sağlık raporu aldı. Yapma ya. Tabii. Baya okuyabiliyor mu Emin'de de böyle? Yapma ya zaten örgü örüyormuş. Şaka gibi. Şükriye annem sen seviyorsun bu adamı.
Seveyim seni. Sevmese alır mıydı? Bekler miydi? Ne bileyim seni habersiz geliyor diyorsun ya hanımlar. Bekler miydi? Beklemezdi. Bekledim, bekledim. Seviyor. Evlenmemişe. Sen seni gelip alacağını düşündün mü yeniden? 30 sene geçmiş aradan. 30 sene geçti. Ha? Kendiye yer almış. Parasıyla, babasının para, verdiği parayla yer almış, ev yapmış. E ne yapsın sen evlenip duruyorsun üst katta. He. Kadın ne yapsın alt katta? Yok ben üst katta değilim, babasının yerine ev yapmış. Tam sonra gitmiş oraya. He. Ha. Ben de damatla oturuyordum. Ha. Alt kattan beni sonra kovdu. Bak. Ben de ev yaptım babamın yerine. İyi yapmışım. Çıktım gittim. Sen zaten nasıl dayandın orada? He, orada durdum. Nasıl dayandın? Kocaya. Sevdiğin adam başkasıyla evli. Evliyim. Çok zor değil mi ya? Ne yapayım? Ne diyeyim? Ya büyük konuşmayayım da hani Cem öyle bir şey yapsa şehir değiştiririm ya. Tövbeler olsun. Evet. Bak benim kocam öyle bir şey yapsa ne alt katta yaşamayı? Şehir değiştiririm direkt. Hem de elbet şimdi buranın karıları böyle. Şehir karıları. Şehir karıları. Köyde ya olmaz. Köyde. Ama bir şey söyleyeceğim Emin amca. Köyde de bir erkeklere çalışıyor o zaman. Bu senin dediğin sistem. Çalışıyor ama kocaları hep dinlerler. Dinlerler de kocalar devamlı evlensin evlensin biz oturup sizi bekleyelim. Münellerinde değil evlenmek. Zorla geliyorlar. Arada oluyor. Arada oluyor. Her zaman olmaz. Vallahi millet bir tane bulamıyor. Emin dedeye bak kaçıp kaçıp gelmişler yani. Şimdi benim iki tane oğlum var. Anasında. Hiç oğlan etti bana. Evlendik. İki oğlan etti. Gitti benden. Benden durmadı. Gençti o. Ben ne kadar gençti? Kaç yaş vardı aranızda? Ben ona yaşlı geldim. Ben senden durmayacağım dedi. Gitti. Aldın başkasını sonra? Dört çekiş olmadı. Başkasıyla evlendi mi? Evlendi. Gitti. Üzüldün mü? Yok. Gittiği yerde evlendi. Ya çocuklarımı göremedim. Çocuklarını göremiyor mu? Yok. Ben babalığın yanına gitmem. Çünkü karı başkasıyla oturduğu için. Ha, o evlenince senden artık tamamen sen uzaklaşıyorsun. Ben çocuklarımı göremem. Ama o evlenebilir ama çocuklar senin çocukların. Ama ben babanın yanına gitmem. Hayır canım sen diğer eşle görüşme ama çocuklar senin çocukların. Ha, yollamadılar bana yollamadılar. Hala yollamadılar. Hala kaç senedir yaşında, görmedin çocukları? 20 yaşında oğlum. Şimdi 20 yaşında oğlum var. Nerede olduğunu bilemeyim. Sen 88 yaşındasın 20 yaşında oğlum var. Hesaplayın bakayım 68'de mi? 68'de baba olacak. Hocam sen kaç yaşındaydın? Ben 64. 4 sene sonra sen düşün baba oluyorsun. Ben 90'dan da fazlayım. Ben 88 doğum, dedim ama yanlış mı söyledim? Doğumum. Resmi kayıtlarda 88 ama üst kaydı gerçek manada 3-4 yaş ileri geri olabiliyor yani. Benim doğumum 32. O doğumum değişmez. Sen çok şey sığdırmışsın Emin amca hayatına. Evet. Biz nerede bu kadar sığdıracağız? Anladın? Gerçi iyisi mi kötüsü mü hepsi de var sende ama. Hiç. Kötü alışkanlığın yok değil mi? Hiç olmadı. Alkol, sigara bir şey yok. Süper. Bak buradan bir alkış alalım o zaman. Bak. Bir de kapmadım. Haberim yok. Peki başkanım. Ya Bertha teşekkür ediyorum size. Şimdi belediyecilik önemli bir şey. Belediye başkanı bizim aslında anamız babamız her şey oluyor bir taraftan. Siz de gerçekten hani abilik yapmışsınız. Evet. Yaş önemli değil evlendirmişsiniz. Evet evlendirdik bir de düğününe. Düğünüyle. Evet. Gelinlik giydin mi Şükriye teyzem? Tabii evet. Ha? Evet. Şimdi, buyurun başkanım. Zayda Hanım öncelikle ben Show TV ailesine burada izleyicilerin önünde ilgi ve alakalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek başımızın üstünde. Ekip gönderdiniz, gereğini yaptınız. Tabii ki. Davet ettiniz, biz de davete hicabet ettik. Bu yaşlı Emin amcayı ve Şükriye teyzeyi sakın çocuğum, evlendirdik, çocuğum. Nikahlarını kıydık. Bundan sonraki dönemde ben bir belediye başkanı olarak elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Kendi özveriyle yaptığım çalışmalar neticesinde. Ben buraya kadar getirdim. Sonrasını biz alalım. Buraya kadar getirdim. Artık bundan sonrası da sizlere düşüyor diye düşünüyorum yani. Ne yapayım ben yani? Sizler gereğini yapacağınıza da inanıyorum. İster gelinlik giydirin. İster düğün yapın. Hepsini ne yapması yaparım. Gerekeni siz yaparsınız. Sizler benden neyi biliyorsunuz? Hepsini yaparım. Bu güzel gözlü, yüzü güzel Şükriye Hanım'a gelinlik de giydiririm. Aa sakın. Sakın. Beni çok mahcup edersin. Bir şey söyleyeceğim. Yarın düğünümüz olsun mu? Yarın. Sen bilirsin. Ne yaparsan ben razıyım. Ben razıyım. Tamam.
Sana razıyım yavrum. Ben de sana razıyım. Yavrum. Bir şey söyleyeceğim. Senin bu güzel gözlerin hep gülsün. Yarın düğünümüz olsun. Gelinliğimiz olsun. İstiyor mu? Oy. Oh maşallah sana. Yavrum maşallah yavrum, sana. Yavrum. Sen mutlu ol. Tamam mı? Evet. Bak benim babaannem yaşındasın şimdi. Evet. Benim için çok kıymetli. Evet, ne yapayım? Ne yapacaksın? Sana yaşayamadığın o mutlulukları müsaade et, ben burada yaşatmaya çalışayım. Olur mu? Sen çok çekmişsin. Olur. Çok çekmişsin. Çok çektim. Çok. Hala da seviyorsun. Ne yapacaksın? Ne yapayım? Ne edeyim? Seni mutlu edeyim ben. Bana müsaade et o zaman. Tamam mı? Et yavrum. Annem sen ne benim yaparsan onu yaparım ben. Annem benim. Peki. Yavrum. Canım benim ya. Alnım. Ay öpe öpe dur, amcama bir şey kalmayacak. Ben seni fazla öpmeyeyim. Vallahi amca pek fena ama Allah sana kolaylık versin annem. Bak bundan sonra giderse artık ben de bir şey yapamam yani. Otursun oturduğu yerde. He, kız sen de ona evet, azıcık o kadar yüz verme. He, evet tabii. Bir daha gitme artık. Da. Evet, aa he, de yeter evet, de. Evet. Ha? Ama nasıl kibar, evet, nasıl güzel.